Arkadaşlar merhaba, aksolotlar hakkında yoğun bir şekilde öğretici bir video çekmemiz istendi. Ne tür bir canlıdır, hangi şartlarda yaşarlar, nasıl beslenirler ve bulundukları ortam nasıl olmalıdır gibi sorularınıza cevap vereceğiz. Aksolotlar suda yaşayan kertenkeleyi andıran semender familyasına ait bir canlıdır. Suda yaşamaya adapte olmuşlardır. Eğer şartlar karada yaşamaya zorlarsa karaya adapte olmak için bazı fiziksel değişimler geçirebilirler. Fakat insan eliyle kesinlikle buna zorlanmamalıdır. Meksika kamenleri ya da yürüyen balık olarak bilinirler. Siyah, gold, albino ve beyaz renklerde bulunabilirler. Kafalarının etrafında bulunan dalları andıran organları solungaç görevi görerek nefes almalarını sağlar. Göz kapakları yoktur. Boyları 20 ila 35 santimlere kadar uzayabilir. En ilginç özellikleri ise neredeyse her organı yeniden inşa edebilmeleridir. Beyin, kalp, kol, bacak ve hatta sinir sistemlerinin büyük bir bölümü buna dahildir. Doğal yaşam alanları su kanalları ve göllerin alt kısımlarıdır. Buralarda kendilerine uygun saklanma yerleri olarak kayalardan, taşlardan barınak edinirler. Koku duyuları oldukça gelişmiş olan aksolotlar çok iyi bir avcıdır. Canlı yem ile beslenirler. Toprak solucanları, küçük balıklar, kan kurdu, balık lavraları, un kurdu, karides, midye ve benzeri besinler yiyen etobur canlılardır. İnce kıyım ciğer, küçük balık parçaları ya da kaliteli dip yemleri ile beslenebilirler. Her gün beslenmelerine gerek yoktur. Yaklaşık 20 yıl yaşayabilirler. Yumuşak derileri nedeniyle ele alınmaları sakıncalıdır. Akvaryumu serin bir yerde güneş ışığıyla birebir maruz kalmamalıdır. En düşük sıcaklık 14 derece olmalıdır. 10 derecenin altına düşerse kış uykusuna yatabilirler. İdeal sıcaklığı 18 ile 20 derece olmalıdır. Sıcaklık 24 dereceyi geçmemelidir. Mutlaka akvaryumda filtre bulunmalıdır. Seçim yapılırken ağzı küçük filtreler ve hızı düşük filtreler tercih edilmelidir. Su seviyesi ise boyu ile kıyasla yüzebileceği kadar olması yeterlidir. Videolarımızın devamı gelecektir arkadaşlar. Merak ettiğiniz hususlar varsa videomuzun altına yorum yaparsanız bu konular hakkında detaylı videolarımız da gelecektir.